Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımızda bir arkadaşımız bize en pahalı veya en ucuz pantolonlar hangileridir diye hani bir karşılaştırma yapmamızı istemişti. Montların da karşılaştırmasını istemişti. Bunun altına hani iki tane mont önerisi yapacağım. Bir tanesi en pahalı, bir tanesi en ucuz. Bu mağazamızda bulunan en pahalı bir alt, bir pantolon. Revit'in bir pantolonu. Sent 2 diye geçiyor. Özelliklerine geçeyim hemen. Sent 2'nin bir tane içliği var. Yaz kış sizi koruması için yapılmış. Yağmurdan ve hani soğuktan koruması için yapılmış. Ön tarafında geçmeli bir tane bağlantısı var. Çıt çıtları var ve fermuarı var. Yan tarafında iki tane cebi var. Ve dizlerinde özel korumalara sahip CE onaylı korumalardır. 1621'e 1'dir. Şuralarında havalandırma kanalları var. Bunların içi file dokusu. Yani bunu açtığınızda biraz ferahlamanız için sizi şöyle bir cep karşılıyor. Şurada da bir tane cebi var. Bu da tabii file dokusuyla kaplı. Bu da hani rüzgarı alması ve sizi ferah tutabilmesi için yapılmış. Paçalarında şöyle hani ayağınıza biraz daha sıkı olsun, hani böyle sallanmasın diye bir tane çıt çıt koymuşlar. Aynı zamanda burada bir tane de fermuar var. Bu fermuarla da hani şuraya kadar açılıyor. İçindeki dokuyu görüyorsunuz zaten, hani sizi yağmurdan ve kışın soğuktan koruyabilecek şekilde yapılmış. Ayrıca müflonlu bir yapısı var. Aynı zamanda çarpmalara, aşınmalara karşı özel dirençli korumalara sahip. Arka tarafından biliyorsunuz bu Revit'in pantolonlarında çoğunlukla montlarında da bu fermuar kısmı var. Pantolonunuzla hani montunuzu birleştirebilmeniz için yapılıyor. İç tarafında ki şu astar kısmını şuradan çıkartabiliyorsunuz ve tamamen açıp çıkartıp yazın da hani konforlu, ferah bir sürüş sağlayabilirsiniz. Ceplerinde iki tane reflektif şeridi var. O da sizin hani kısmen görünmenizi sağlayacaktır. Arkasında herhangi bir cep yok ve arka tarafı da korumalı, düşmeye, yıpranmaya karşı özel yapılmış şekilde. Bu medium modeli. Medium bana tam oluyor. 1,80 boyundayım. Hani karşılaştırma isterseniz 85 kiloyum. Bu medium bana oluyor. Şimdi en ucuz pantolonu tanıtalım. Daha önceki Revit 365 Euro'tu. Bir tane daha var aslında, yaklaşık aynı özelliklere sahip, 385 Euro. Fakat hani bu daha kullanışlı diye bunu tanıtmak istedim. Ve elimizde daha fazla var tabii bundan. Bu askılıklı Proel'in askılıklı bir modeli. Bu da gerçekten hani yağmur, su ve hani yağmur su geçirmez. Kışın da gerçekten sizi iyi koruyacaktır. Bunun da fiyatı 325 TL. Yani 365 Euro en üst modellerden bir tanesi, 325 TL'de Proel'in en ucuz, mağazamızdaki en ucuz pantolonlarından bir tanesi. Hani kışlık olarak tabii ki, yani yazlık olarak değil. Fakat bunun da hani içinde fermuarla çıkan bir tane astarı var. Bu fermuarla çıkan astarı şuradan, şurasından çıkartıyorsunuz. Şunu kırmızı yapmışlar. İsterseniz buradaki müflonlu tabakaya ulaşıyorsunuz. Bununla beraber hani yazın acaba hani o müflonlu tabaka ve hani kumaş beni yazın terletir mi? Evet, terletecektir. Ama hani güvenli şekilde, iyi bir şekilde kullanmak istiyorsanız gerçekten bir pantolonsuz kullanmaktan kat kat daha iyidir. Biliyorsunuz hani Teş 90'ın da Madran, Ilgaz gibi modelleri var. Onlardan da alabilirsiniz. Onlar da özel dikiştir. Bu hani Proel'in bu da gerçekten hani dayanıklı, özel dikişli bir tane pantolonu. Yanlarında iki tane cebi var. Şu taraflarında dediğim gibi şöyle bel askıları var. Oturabilmesi için tam vücudunuza. Körük mekanizmaları var. Hemen şu arka tarafında. Ve ön tarafında tabii ki dizlerinde özel korumalara sahip, reflektif bir şeride sahip. Aynı zamanda hemen dizlerinin üstünde körük mekanizması var. Bu rahat kıvırabilmeniz için bacağınızı yapılmış.
Bacağında da bir tane fermuar var. Fermuarınla açılıp rahat giymenizi sağlayacaktır. Paçanıza göre de onu sıkıştırıp fermuarla kapatabilirsiniz. Dediğim gibi ön tarafına geçelim tabii. Ön tarafında yine bir fermuar var. Fermuar açılıyor. Ama önünde yine de bir tane hani hem rüzgar hem de yağmur koruması var. O fermuarı çektikten sonra şu şekilde çıt çıtla kapanıyor. Tamamen gerçekten iyi, kullanışlı bir pantolona dönüyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Biz bildiğiniz gibi İstanbul Çerenköy Ataşehir Karakartal Sokak'tayız. Yalnız sokak tabelamızda Kartal Sokak yazar, o sizi yanıltmasın. Üsküdar'dan gelecekler ya da karşıdan gelecekler, Üsküdar'a geçip Ayrılık Çeşme durağında iniyorlar. Ayrılık Çeşme durağı Kadıköy'e yakındır. Ayrılık Çeşme'de inip tekrar metroya binip Bostancı'ya geliyorlar. Bostancı'da metronun ikinci çıkışından çıktıktan sonra hemen sol sokak içindeyiz. Sol sokakta 50 metre, 50 adım ilerideyiz. Bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımızı izlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize iyi sürüşler.